Gündemimizin üçüncü maddesine geçiyoruz değerli arkadaşlar. Devlet Kanat Suyu'nun yönetim kurulunun teşkili görev ve yetkileri başlıklı 14. maddesinin görüşülmesi. Bununla ilgili 15 arkadaşımızın imzaladığı bir önerge var. Öncelikle önergeyi okumak istiyorum. Divan Başkanlığı'na Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği'nin olağan genel kurulunda görüşülecek gündem maddelerinden ikinci maddeden sonra gelmek üzere Dernek Ana Tüzüğü'nün madde 10 Dernek Genel Kurulu toplanma zamanı çağrı ve toplantı usulü maddesini değiştirmesi ve gündemin 6. maddesinden sonra gelmek üzere Dernek Damlacı'nın görüşülmesini ve müzakeresini öneriyoruz. Diyor 15 arkadaşımız. Yani bir madde daha değişikliği var. Tabii orada kalsın. Bir de gündemde olmayan bütçeyle ilgili bir madde daha ilave edilmiş oldu. Bu önergenin lehine ya da aleyhine konuşmak isteyen var mı? Sevgili arkadaşım. Lehine. Lehine Recep Bey konuşacak. Buyurun Recep Bey. Saygıdeğer arkadaşlar merhaba. Aslında açılış konuşmasını yapacaktım ama önergeye iki madde eklememiz gerekti. Bu maddelerin neden eklememiz gerektiğiyle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Biz şimdi ana sözleşmenin 14. ana tüzüğümüzün 14. maddesi yönetim kurulunun süresiyle ilgili bir değişikliğe gittik. Fakat bu değişiklikle ilgili bu maddede görüşülecek. Bu değişiklikle ilgili paralel olarak genel kurulun toplanma zamanı tüzüğün 10. maddesinde de 14. madde ile paralel olarak değişmesi gereken bir paragraf var. Biz gündem oluşturulurken bunu koymayı atlamıştık. O yüzden gündeme ek olarak bunu da koyma ihtiyacı hissettik. Çünkü 14. madde ile 10. madde birbiriyle örtüşen madde. O yüzden görüşülmesi gerekiyor. Bilgilerinize teşekkür ediyorum. Evet, önergeyi bu haliyle başka sözlük isteyen olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Özür dilerim. İçeriği nedir yani? İçeriğini... Doğru. Şimdi... Bilmediğim bir şey evet. Peki. Değerli arkadaşlar, biz yönetim kurulu olarak gündemde gördüğünüz gibi ana tüzüğün 14. maddesi, 14. maddesi de yönetim kurulunun görev süresi. Bildiğiniz gibi görev süresi daha önceki dönemlerde bir önceki olağan genel kurulda 3 yıla çıkarılmıştı. Fakat yaşayarak öğreniyoruz bazı şeyleri. Biz bu 3 yıllık sürenin, yönetim kurulu süresinin uzun olduğu kanaatine vardık. O yüzden 14. maddenin 2 yıl olarak değiştirilmesiyle ilgili bugün bir maddemiz var. Fakat bu maddenin değişimine paralel olarak 10. maddede de olağan genel kurulun toplanma süresi var. O olağan eski tüzükte olağan genel kurul eski tüzüğe göre 3 yılda bir toplanır diyordu. O yüzden yönetim kurulunun görev süresini değiştirdiğimizde olağan genel kurul maddesinin 2 yılda bir değişmesi gerekir doğru olarak. O yüzden 10. maddedeki değişikliği ekledik. Behzat Bey uyarınız için de teşekkür ediyorum. Bilgilerinizle. Ayrıca şey soruyorum başkanım. Yani bunu çağrıda bu anladığım kadarıyla yok. Evet. Genel kurulda çağrıda olmamasına rağmen önerme yasal prosedür nedir? Evet, ana tüzüğümüzün olan genel kurulda görüşülecek maddelerle ilgili toplantıya katılan üyelerin onda birinin imzası ile olan genel kurula gündem maddesi eklenebilir arkadaşlar. O yüzden şu anda herhalde 50 kişi civarında katılım var. 15 arkadaşımızın imzasıyla bu gündem maddeleri eklenebilir. Bir sıkıntı yok. Bilgilerinizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, başka görüşme edilen bu bir tüzük değişikliğidir. Tüzük değişikliğinde şartları vardır. Onu bir incelemek lazım. Zaten tüzük değişikliğiyle ilgili arkadaşlarımız daha önceden çalışmalarını yapmışlar. Bugün önergeyle ilave edilmek istenen husus 14. maddedeki değişikliğin aslında bir benzerinin
10. maddede olması gerekir. O unutulduğu için olmuş usulü değişiklik. Bir tarafta 3, bir tarafta 2 yazmaması için. Aynen. Dolayısıyla bu haliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler önerge oy kitliğiyle kabul edilmiştir. Dolayısıyla 2. maddemiz şu anda önergeyle değişmiş olan 10. maddenin tadili olacaktır. 10. madde ile ilgili nasıl bir değişiklik Sayın Başkan tadili düşünüyorsunuz? Evet, ben söz alacağım. Değerli arkadaşlar, biraz önce de aktardığım gibi yönetim kurulu süresini biz 2 yıla çekmek için bir madde verdik. 14. madde, 3. madde. Burada 10. maddeyi değiştirmeden 14. maddenin değişikliğini yapamıyoruz. 10. madde, tüzüğün 10. maddesinde yönetim kurulu, genel kurul toplanma süresidir. Genel kurul eski tüzükte 3 yılda bir toplanır diyor. O 3 yıl ibaresini yalnızca 2 olarak değiştiriyoruz. Sayın Başkanım, konu bu. Evet, bu konuda görüş olan var mı arkadaşlar? Yok, 10. maddedeki şu fıkra olağan genel kurul 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte İstanbul sınırları içinde toplanır idi. Yeni tadilden sonra olağan genel kurul 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte İstanbul içinde toplanır şeklinde değiştirilecek. Bu değişimle ilgili herhangi bir görüş olan var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle 10. maddedeki 3 yıl ibaresi 2 yıl olarak değiştirilmiştir. Gündemimizin 4. maddesine geldiğimiz zaman bir madde eklemiştik. Yine tüzüğün yönetim kurulunun teşkil, görev ve yetkileri başlıklı 14. maddesinin değiştirilmesi var. Buna ilişkin ne tür bir değişiklik düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Evet. Değerli arkadaşlar, tüzüğe eklediğimiz madde ile ilgili açıklama yaparken 14. madde ile ilgili konuyu da söylemiştim. Şimdi biz 3 yıldır şu andaki mevcut yönetim kurulu görevdeyiz. Tabii yaşayarak öğreniyoruz bazı şeyleri. Yaşayarak öğrendiğimiz için de dönem içinde değiştirme ihtiyacı hissediyoruz. Aslında derneğimizi kurarken ana tüzükteki yönetim kurulu süresi 2 yıldı. Fakat 1. olağan genel kurulda geçmiş dönem yönetim kurulu arkadaşlarımız bir değişiklik talebinde bulunarak ve o günkü genel kurul üyelerinin de kabulüyle 3 yıl olarak yönetim kurulu süresini değiştirmişlerdi. Tabii genel teamül odalarda, derneklerde 3 yıl kontrol ettik, baktık. Fakat biz bu 3 yıllık, şu andaki mevcut yönetimin 3 yıllık görev süresinde gördük ki değerli arkadaşlar, 3 yıllık süre çok uzun bir süre. 1. yıl çok aktif geçiyor, 2. yıl çok aktif geçiyor. Fakat 3. yıldan sonra arkadaşlarımızda, hepimizde bir yorgunluk, bir bitkinlik, bir çekingenlik başlıyor. O yüzden önümüzdeki dönem seçilecek yönetim kurulu arkadaşlara hem önlerini açmak hem de derneğimizin önünü açmak için doğru olanı yapmak kanaatinde olduğumuzu ortaya koyduk ve bu amaçla yönetim kurulu süresinin 2 yıl olarak değiştirilmesini öngördük. Eğer genel kuruluna katılan üyelerimiz de kabul görürse bundan sonraki yönetim kurulu sürelerinin 2 yıl olmasını arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, 14. maddede de 1. fıkra şöyleydi. Yönetim kurulu 9 asıl ve 9 yedek üyeden olmak üzere genel kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Buradaki 3 yıl ibaresi 2 yıl şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. Başka görüş olmadığına göre öneriyi oylarınıza sunuyorum. Tadili öneri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler 2 yıl olarak 14. maddenin 1. fıkrası değiştirilmiştir. 5. maddeye geldiğimiz zaman 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir tablosu, okunması ve müzakeresi var. Öncelikle bununla ilgili yönetim kurulu başkanı Sayın Recep Öneme söz veriyorum. Buyurun Sayın Öneme. Teşekkür ederim.